darbeleri de darbe hukukuna da taşıyor. Dün Türkiye tarihinin en talihsiz günlerinden birini yaşadı. Seçilmişlerin yaratıldığı hiyerarşinin dışına çıkaran bu ülkeyi yönetme, yeniden dizayn etme provası yapıldı. Başta biz seçilmişlerle 93 yıldır ağır aksak da olsa demokrasinin nimetlerinden faydalanan halkımız, bu işi hep kim tarafından yapılmış olursa olsun kabul edemeyiz, hoş göremeyiz. Başta genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partimiz Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer bütün siyasi partiler ilk andan itibaren doğru bir tutum koymuş ve darbe girişimini net bir dille reddetmiştir. Bizler demokrasinin bütün kurum ve kurumlarıyla işletmesinden yanayız. Bu olay bütün yönleriyle açığa çıkartmalı, elinde silahla gösteri yapanlar, sokaklarda askerleri linç edenler, camileri görev tanımları dışında kullananlar ve kullandıranlar hakkında acilen soruşturma açılmalıdır. Hukuksuz talimatlar meşru gösterilemez. Öte yandan, hükümet tarafından bu darbenin planlayıcıları ve uygulayıcıları ile ilgili alel alele açıklama yapılmış olmasına rağmen kamuoyunda birçok soru işareti oluşmuştur. Özellikle bu kadar kapsamlı bir askeri faaliyetin devlet tarafından tespit edilememiş olması düşündürücüdür. Oluşan soru işaretlerine sözde demokrasilerinde bulunanların elinde silahla sokağa inmesi halkta tedirginliği arttırmıştır. Sonuç olarak bu kalkışmanın içeriğine alanlar, yardım edenler, destek olanlar en sert şekilde hukuka uygun olarak cezalandırılmalı. Umarım ülkemiz dünya gündemine bir daha saldırı, savaş, darbe gibi konularda değil, barış, sevgi, insan hakları örnekleri de gelir.